Yeni bir dersimizde herkese merhaba. Bu dersimizin konusu arkadaşlar Weighton ve Canon. Weighton ve Canon arasındaki farklar arkadaşlar. Weighton nasıl kullanılır, Canon nasıl kullanılır? Bu konu normalde benim listemde ya da gündemimde yoktu. Derslerimi izleyen arkadaşlardan bir tanesi yorum kısmına yazdı bunu. Ya Weighton ve Canon karıştırılıyor. Bunu nasıl ayrımına varırız diye. Ben de internette şöyle bir araştırma yaptım. Bu konuda gerçekten var mı böyle bir şey diye. Çok fazla insanda kafa karıştırıyor bu iki nokta. Özellikle İngilizce bilip de daha sonra bu dili öğrenenler arasında ciddi anlamda bir kafa karışıklığı. Yani iki tane kelime arasındaki fark çok fazla bilinmiyor. Ciddi anlamda kafa karıştırıyor. Çünkü İngilizce'de tek bir kelimeyle bu iki tane fiili ifade edilebiliyor. Bizim dilimizde aslında ikisi de kullanılıyor Türkçe'de. Fakat bazen ikisi yani Hollandaca'da kullanılan Weighton ve Canon yerleri Türkçe'de yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Şimdi bunların açık şekilde biliyor yani karıştırmamanız için bir takım notlar aldım. Bunları sizlere açıklayacağım. Umarım faydalı olur. İkisinin ayrımını yapabilme noktasında arkadaşlar. İlk başta nedir onları söyleyelim. Weighton arkadaşlar bir şey hakkında bir bilgi sahibi olmak. Bir şey hakkında bilgi sahibi olmak. Canon ise arkadaşlar bir kimseyi, bir yeri, bir şeyi tanımak arkadaşlar. Bilmek değil de tanımak. Örnek verelim arkadaşlar. Mesela örnekler üzerinden açıklayarak gideceğim ki yerine otursun. Mesela ben seni tanıyorum. Ben seni tanıyorum. Nedir arkadaşlar? Hollandaca'da. Ik ken jij. Ik ken jij. Fakat bir insana Türkçe'de de bu böyledir. Ben seni biliyorum diyemeyiz. Yani tanıdığın bir insana tanıdığını belli etmek istiyorsan işte ben seni biliyorum demeyiz. İşte ne deriz arkadaşlar bunun yerine? Ben senin kim olduğunu biliyorum. Yani örnek veriyorum ünlü birini düşünün. İşte ne diyelim? Albert Einstein diyelim arkadaşlar. Albert Einstein şimdi benim yaşımdaki birinin tanıma imkanı yok. Albert Einstein öleli yıllar oldu. Dolayısıyla Albert Einstein'ı tanımıyorum. Ama Albert Einstein'ın kim olduğunu ben biliyorum. Değil mi? Fizik alanında ciddi araştırmalar yapmış, ciddi katkılar olan kuantum fiziğini bulan biri. Bunu biliyorum. Bilgi olarak bu bende var. Ama ben Albert Einstein'ı tanımıyorum. Yani ben bir arkadaşımı tanıyorum. Nasıl bir insandır, nelerden hoşlanır, neleri sever, neleri bilir, hangi dilleri konuşabilir vesaire. Bunları biliyorum. Bu tanımak arkadaşlar. Bunları bildiğim için arkadaşımı tanıyorum. Ama işte Albert Einstein'ı tanımıyorum. Dolayısıyla aradaki ayrım burada giriyor. Ik ken Albert Einstein. Ik weet wie Albert Einstein is. Albert Einstein'ı tanıyorum. Ik ken Albert Einstein. Ik weet wie Albert Einstein is. Albert Einstein'ın kim olduğunu biliyorum. Arkadaşlar, weet kelimesi. Dolayısıyla bir insana Hollandaca'da arkadaşlar ik weet jij diyemeyiz. Ik weet jij. Ik ken jij diyebiliriz ama ik weet jij diyemeyiz. Bunun yerine ne diyebiliyoruz? Ik weet wie jij ben diyebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde dilde arkadaşlar. Yani Türkçe'de bu noktada birazcık daha farklı Hollandaca'dakinden. Yani biz ben dil biliyorum. Yani işte İngilizce biliyorum, Hollandaca biliyorum deriz. Yani burada bilmek kelimesi kullanılır. Ama Hollandaca'da bu böyle değil. Yukarıda bahsettiğim örnek gibi. Şimdi iki şekilde de söyleyebilirsiniz Hollandaca'da. Yani ik ken ön taal, ik weet ön taal. Ama ikisinin anlamı da farklı olur arkadaşlar. Yani bizde Türkçe'de bu ikisinin arasında yani kelime olarak bir ayrım yok. Biz aynı şeyi kullanıyoruz. İngilizce'de de aynı şey kullanılıyor. Ama Hollandaca'da arkadaşlar yukarıda bahsettiğim kural geçerli. Yani eğer bir insan ikken ön taal diyorsa işte ikken Engels, ikken Netherlands diyorsa arkadaşlar bu dili tanıyorum. Yani biliyorum. Bu dili konuşabiliyorum anlamında. Ama biri Hollandaca'da ik weet ön taal, ik weet Engels, ik weet Netherlands diyorsa arkadaşlar bu ik weet ile olan kısım dili bilmek değil. Şey dili konuşabiliyor olmak değil arkadaşlar.
Bu dili, yani o dili ben evet biliyorum. Böyle bir dil var dünyada. Demek arkadaşlar. Yani dili konuşmaktan tamamen farklı. Bilgi olarak bende o dil var. Evet, örnek veriyorum işte. Çok uzak bir yerden bir dil örneği verelim. Ne diyelim mesela? Çok az konuşulan, çok da aklıma gelmiyor açıkçası. Diyelim ki Arabiş, işte Arapça. Diyelim Hollanda'da yaşayan biri Arapça diye bir dili konuşamıyor ama işte diyor ki, örnek veriyorum, biri diyor ki Kenya Arabiş. Sen de diyorsun ney? Kendi Arabiş, mar ikveit dital. İkveit Arabiş. Yani Arapça diye bir dilin olduğunu biliyorsun ama Arapçayı konuşamıyorsun. Aradaki fark bu arkadaşlar. Yani dili eğer konuşuyorsan bunu ifade etmek için canon kullanılır. Bilgi olarak onun dünyada var olduğunu bildiğin bir şeyse waiting kullanıyorsun. Daha başka örneklerle de devam edeyim arkadaşlar. Yani bir şeyi bilgi olarak bilmekle tanımak arasındaki. Mesela arkadaşlar, biz Türkçe'de 2 kere 2'nin 4 ettiğini biliyorum deriz. 2 kere 2'nin 4 ettiğini biliyorum. Nedir Hollandacısı? Ik weet dat 2 plus 2 4 is. Ik weet dat 2 plus 2 4 is. 2 kere 2'nin 4 ettiğini biliyorum. Arkadaşlar nedir 2 kere 2'nin 4 ettiğini bilmek? Bilgidir. Dolayısıyla burada canon diyebilir miyiz? Yani ben 2 kere 2'nin 4 ettiğini tanıyorum diyemeyiz. Yani buradaki şeyden, bu örnekten yola çıkarak aradaki aslında farkı netleştirebilirsiniz. Yani asla bir insan şunu diyemez. Bizim Türkçemiz, Türkçede de yok. Yani Türkçemizde de böyle bir şey yok. Ya işte ikken da tve plus tve firiz. Ben 2 kere 2'nin 4 ettiğini tanıyorum. Bakın diyemiyoruz. Türkçede de diyemiyoruz. Yani tıpkı Türkçedeki gibi aslında Hollandacı da sadece az önce bahsettiğim bir dili bilmek ve tanımak noktasındaki aradaki fark yok ama birçok şeyde arkadaşlar Türkçedekinin aynısı. Bir şeyi bilgi olarak biliyorsan işte bilmek olarak kullanılıyor. İşte bir dilin dünyada var olduğunu ya da bir gezegenin galakside var olduğunu, uzayda var olduğunu bilmek arkadaşlar bilgidir. Ama sen şimdi hiç Ay'a gitmedin. Ay'ın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorsun. Yani tanımıyorsun daha doğrusu Ay'ı. Ay'ı tanıyorum diyemezsin. Ay'ı biliyorum. Evet, Ay var orada. Ay'a gidiliyor. Ay'ın üzerinde araştırmalar yapılıyor. Bu bilgi olarak var. Ben ama Ay'ı tanımıyorum. Ya da şöyle söyleyelim. Bilmediğiniz bir şehir, bir ülke düşünelim arkadaşlar. Japonya ya da Tokyo diyelim. İşte Tokyo. İkeni Tokyo. Tokyo'ya ben hiç gitmedim. İkeni Tokyo. Mar ikveit var Tokyo'yuz. Ama Tokyo'nun nerede olduğunu biliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir tanesi bilgi, bir tanesi bir yeri tanımakla alakalı. İşte ben İstanbul'dan geldim. İlk Ken İstanbul Heilhut. İstanbul'u çok iyi tanıyorum. Çok iyi biliyorum. Ama ben şunu dersem arkadaşlar, ikveit İstanbul Heilhut. Yani İstanbul'la ilgili ben çok fazla şey okumuşumdur, araştırmışımdır ama İstanbul'u tanımıyorum. Aradaki fark bu arkadaşlar. Devam edelim. Ben birkaç tane daha örnek vereyim arkadaşlar. Ikken Heil Feil Mansion. Ikken Heil Feil Mansion. Arkadaşlar burada ken diyorum. Karıştırmayın. Künün'le ken'in ayrı şeyler. Bu arada da onu da karıştırmayın. Ikken Heil Feil Mansion. Birçok bir sürü insan tanıyorum. Bir sürü insan tanıyorum. Bakın arkadaşlar, Türkçe'deki gibi. Mesela ik veit heil feil mensen. Çok fazla insanı biliyorum. Diyemeyiz arkadaşlar. Dile yabancı gelen bir şey. Yine arkadaşlar Ken'inle ilgili. Ye kent dri verschillende talen. Ye kent dri verschillende talen. Üç tane dil tanıyorsun. Biliyorsun yani, hakimsin. The friend'in Ken'in elkar altın yar. The friend'in Kenan Elkar Altinyar. 10 yıldır arkadaşlar kendi birbirlerini tanıyorlar. Kenya'yı de weg nar Amsterdam. Kenya'yı de weg nar Amsterdam. Amsterdam'a giden yolu biliyor musun? Tanıyor musun arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bakın, bu bilgi olarak değil.
Yani bir insanın yolu, Türkçe'de de bilmek olarak kullanıyoruz bunu, ama farklı yani burada. Şimdi bir şeyi bilgi olarak bilmek değil de burada tanımakla alakalı. Ken Yedi Vehner Amsterdam. Yani işte diyelim Amsterdam'a gidiyorsunuz. Bir navigasyon olmadan işte tarif edebilecek şekilde tanıyor musun bu yolu diye kullanılıyor arkadaşlar. Mesela bilgi olarak iki tane daha örnek vereyim size. Veit ye huye tomaton sup mut makan. Veit ye huye tomaton sup mut makan. Domates çorbasının nasıl yapılması gerektiğini biliyor musun? Bunu tanıyor musun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Türkçe'de de böyle bir şey yok. Mesela arkadaşlar, Varis et poskantor. Varis et poskantor. Het spijt me. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Bakın, bilgi olarak. Bu da bilgi olarak. Yani bir şeyi bilmiyorsanız bilmiyorum diyorsun. Çünkü bilginiz yok o konuda. Arkadaşlar, Canon ve Weighton arasındaki farkları, yani mümkün olabileceği kadar en uç örnekleri vererek anlatmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umut ediyorum açıklayıcı olmuştur. Eğer çok fazla zorlanıyorsunuz arkadaşlar, bu iki tane fiili yani ayrı ayrı çalışın. Yani tam kalarak kafaya birbirine karıştırmadan çalışmanın yöntemi bu. Yani karıştırılan şeylerde iki tane fiili ya da iki tane konuyu aynı anda çalışmak ya da arka arkaya çalışmak değil de bir tanesini tamamen kafanızda oturtana kadar tek başına ona çalışmak gerekiyor. Diğerini ayırıp. Ne zaman ki bir tanesi tam olarak oturmaya başladı, artık bağımsız olarak kulak karıştırmadan kullanabiliyorsunuz. Arkasından arkadaşlar diğerine geçmenizi tavsiye ederim ben. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.